Welcome to the talk on the life, death, and resurrection of Jesus Christ. İsa Mesih'in yaşamı, ölümü ve dirilişi üzerine yapacağımız konuşmaya hepiniz hoş geldiniz. My name is Joshua and I come to you from Korea as well as Canada. Benim adım Joshua ve Koreli olduğum kadar Kanada'dan da geliyorum. And I just want to say over the past week I've been here, I've received a lot of hospitality from many of you Turks. Ve şunu söyleyebilirim ki bir haftadır buradayım ve etrafımdaki Türk kardeşlerden, Türklerden çok fazla misafirperverlik gördüm. And it's very exciting to see what God is doing here in Turkey and in Smyrna, Izmir. Ve Tanrı'nın bu Türkiye'de ve İzmir'de aslında işlediğini görmek çok güzel bir şey. And I'm very excited to have this brotherly relationship between the churches here in Turkey as well as the churches in Seoul, Korea. Ve aynı zamanda Türkiye'deki kiliselerle Kore'deki kiliselerin arasındaki böyle bir ilişkiyi, bağı görmek de çok heyecan verici bir durum. And I hope to go forward in this relationship and that we can pray for each other, support each other and really encourage each other as brothers and sisters in Christ. Ve bu şekilde bizler birbirimizi Mesih'te kardeşler olarak birbirimizi ümit ediyorum ki destekleyebiliriz, teşvik olabiliriz, birlikte ilişkide bulunabiliriz. Okay, before we start, I'd like to begin with a prayer. Başlamadan önce bir duayla başlamak istiyorum. Dua edelim. Heavenly Father, we thank you so much for all that you do on here on earth for us. Göklerdeki babamız, yeryüzünde bizler için yapmış olduğun her şeyden ötürü sana teşekkür ediyoruz. While we were yet sinners, you sent your son Jesus Christ to die on the cross for our sins. Ve bizler günahkarken bile kendi oğlunu bizlerin günahlarını bağışlamak için gönderdiğin için teşekkür ediyoruz. Sen gönderdin. And you raised him up to eternal life. Ve onu da sonsuz yaşamda dirilttin. And that we too can one day rise from the dead. Öyle ki biz de bir gün ölümden dirilebilelim. And receive eternal life and enter your kingdom forever. Ve senin sonsuz yaşamını alıp egemenliğine girebilelim. Today we ask the Holy Spirit to open our eyes and open our ears and our hearts. Ve bugün Kutsal Ruh'un bizim gözlerimizi ve kulaklarımızı açması için dua ediyoruz. To receive your message with faith. Öyle ki senin bildirini imanla kabul edebilelim. And Father, may we believe that Jesus Christ lived and he died and he resurrected from the dead. Ve Rab bizler iman ediyoruz ki İsa Mesih yaşamıştır, bizim için ölmüştür ve ölümden dirilmiştir. May we see the importance of the gospel. Ve aynı zamanda bu iletiyle müjdenin önemini de görmek istiyoruz. And may we grow fervent and passionate in spreading the gospel to the nations. Öyle ki tüm uluslara senin bu güzel müjdeni istekli bir şekilde, güzel bir şekilde, hareketli bir şekilde taşıyabilelim. We pray all this in your son's precious name. Ve bütün her şeyi senin İsa Mesih'in, oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amen. Amin. Okay, so we're going to discuss the life, death, and resurrection of Christ and why it is a proven fact of history. Biz bu akşam İsa Mesih'in ölümü, pardon, yaşayışı, ölümü ve dirilişi üzerine konuşacağız ve aynı zamanda neden bu olayların tarihsel çerçevede, tarihin içerisinde kanıtlanmış bir gerçek olduğuna bakacağız. We're going to ask a question, first of all, why is the historicity of the life, death, and resurrection of Jesus Christ found on facts? Why is this important to us? Bu akşam bakacağımız ilk soru şu. Yani İsa Mesih'in yaşamının, ölümünün ve dirilişinin yaşayışı, ölümünün ve dirilişinin tarihselliğine bakacağız ve bu imanın, bizim imanımızın, bu alandaki imanımızın gerçekten gerçekler üzerine dayalı olduğuna bakacağız ve neden bizim için önemli olduğuna bakacağız. The historicity of Jesus' life, death, and resurrection is important to us Christians. Ve Hristiyanlar olarak İsa Mesih'in yaşayışı, ölümü ve dirilişi bizim için, Hristiyanlar olarak bizim için neden bu kadar önemlidir? I'm going to answer this question using two Bible passages. Ve sizlere bu soruya cevap verirken aslında ilk önce iki kutsal kitap metninden başlayarak yola çıkacağım. First of all, we're going to look at 1 Corinthians chapter 1 verses chapter 15 verses 1 through 8. İlk bakacağımız ayetler 1. Korintliler 15. bölüm 1'den 8'e kadar olan ayetlerdir.
Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which you also stand. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. By which you also are saved if you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Aldığım bilgiyi size önceki ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü. And that he was buried and that he was raised on the third day according to the scriptures. Gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. And that he appeared to Cephas, then to the 12. Ve Kefas'a sonra 12'lere göründü. After that he appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep. Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor, bazıları ise öldüler. Then he appeared to James, then to all the apostles. Bundan sonra Yakub'a, sonra bütün elçilere. And last of all, as it were, to one untimely born, he appeared to me also. Son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. From this passage here, we see what the gospel is. Yani buradaki metne de baktığımızda müjdenin ne olduğunu görüyoruz. It's one of the clearest articulations of what the gospel is. Müjdenin tanımlandığı, ifade edildiği en iyi bölümlerden bir tanesi. Can you see what the gospel is according to Paul? Yani buraya baktığımızda Paulus'a göre müjdenin ne olduğunu görebiliyor muyuz? Nedir müjde? I highlighted some of the important words here. Buradaki yani PowerPoint'te siz de kutsal kitaplarınıza bakabilirsiniz. Bazı yerleri ben kalın olarak çizdim. You see, the gospel I preached to you. Yani gördüğünüz burada dediği size müjdelediğim söz diyor ya da müjde diyor. You see, is by which you are being saved. Ve aynı zamanda kurtulduğunuz müjde diyor. Kabul edip bağlı kaldığınız müjde diyor. So we see that through the gospel we are saved. Dolayısıyla bizler müjde aracılığıyla kurtulmuş oluyoruz. So what Paul's what the important question here is, what is the gospel? O zaman buradaki önemli olan soru şu, müjde nedir? According to 1 Corinthians 15, he summarizes it like this. Ve 1. Korintiler 15'e göre Paulus şu şekilde özetliyor müjdeyi. Okay. That Christ died for our sins. Yani İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü. He was buried. Gömüldü. And he was raised on the third day. Ve üçüncü gün dirildi. And this, in a nutshell, is what the gospel is. Aslında kaba tabiriyle müjdenin ne olduğu budur. Now, if you look carefully here, this is actually one of the earliest creeds of Christian history. Aslında tarihe baktığımızda Hristiyan tarihindeki en ilk inanç açıklamalarından birisi de budur aslında. Okay. First of all, what is a creed? O zaman şu soruyu sormak lazım. Bir inanç açıklaması nedir o zaman? Does anyone want to answer this question, what a creed is? Okay. Birisi cevaplamak istiyor mu? Anthony. Would you like to answer, Anthony? Yeah, a statement of faith. İnanç açıklaması, yani aynı oluyor aslında Türkçesi. İmanın açıklanması, beyan etmesi. Yeah, that's correct. It's a statement of faith. Yani imanımızın beyan edilmesi, açıklanması. It comes from the Latin credo. Aslında Latince credo kelimesinden geliyor. It means I believe. Yani tam çevirisi de ben inanıyorum demektir. Now, why is a creed important to us? O zaman neden inanç açıklaması bizim için önemlidir? The creed is important because it preserves the truth from generation to generation to generation. Çünkü bir inanç açıklaması imanı nesilden nesile koruyarak aktarmaktadır. The early church proclaimed this creed from generation to generation to generation. Ve ilk kilise de, ilk erken dönemdeki kilise de bu inanç açıklamasını nesilden nesile aktarmıştır. It preserves the gospel over time. Ve müjdeyi zaman içerisinde korumaktadır inanç açıklaması. This fact, Jesus's life, death, and resurrection, was so important that they had to turn it into a creed so that every generation would remember this and would never forget this and never would guard it and protect it.
Bu müjde o kadar önemliydi ki bu ilk Hristiyanlar için. Öyle ki bunun korunması gerekiyordu inanç açıklamalarıyla. Öyle ki ondan sonraki nesiller de bunu hiç bozmadan, değiştirmeden korunmuş bir şekilde devam ettirebilsin sonraki nesillere. Now, there have been critics, biblical critics, that said that Christianity, Jesus rising from the dead, this is mythology, was created, invented. Bazı bu durumda bazı eleştiriler olmuştur. Yani İsa Mesih'in gerçekten yaşayıp ölmesi veya dirilmesiyle ilgili eleştirel yaklaşımlar olmuştur tarih boyunca. But according to experts in mythology, it takes about over two generations, about hundreds of years, for mythology to develop. It takes two. At least two generations. Yani hatta bazıları mitoloji olarak görmüş insanım durum ama mitolojiyle uğraşan kişilere göre, uzmanlara göre bile bir mitolojinin oluşması için en az iki neslin geçmesi gerekiyor. Mitolojinin oturması, gerçekleşmesi için. For a mythology to develop within two generations, before two generations, that has never ever happened. It's been unprecedented. Yani iki nesilden daha az sürede oluşturulmuş mitolojinin hiçbiri varlığını sürdürememiştir. Konumlandırılamamıştır, korunamamıştır. One of the reasons is people still are alive when a mythology if a mythology were to develop, people who were there at that time would be able to say no, that wasn't true. Çünkü iki nesilden az sürede olan durumlarda bir mitolojiden bahsedildiği zaman, mitoloji olarak adlandırıldığı zaman sizin onu inandırabilmeniz için o dönemde yaşamış kişilerin ölmüş olması gerekiyor. Demek ki ayakta hala yaşayan kişiler varsa insanlar hayır, o uydurduğunuz mitolojinin hayır, bu mitoloji yalandır diye çürütebilirler kolay bir şekilde. So in order for a myth to develop, it would take at least two generations. Dolayısıyla bir mitin, mitolojinin oluşabilmesi için en az iki neslin geçmesi gerekiyor, oturabilmesi için. When I was in university, I attended a very liberal university, and my professor told me that Jesus never existed, his resurrection was just a myth. Yani ben daha önce bir liberal bir üniversitede eğitim görürken, benim oradaki profesörümden bir tanesi şunu demişti: İsa Mesih'in yaşayıp ölüp dirilmiş olması yani tamamen bir mittir, bir mitin Türkçesine. But according to efsanedir. According to this creed, okay, Jesus was historical, his life was historical, his death was historical, and his resurrection was historical. Ve bu inanç açıklamasına göre yani okuduğumuzda İsa Mesih'in yaşamı tarihsel bir gerçekti. Ölmesi tarihsel bir gerçekti ve dirilmesi tarihsel bir gerçekti. People who have studied this creed, both Christian and non-Christian, say that this creed developed within 2 to 5 years after the death of Jesus Christ. Ve bu inanç açıklamasını, Korintlerin bu bölümdeki inanç açıklamasını çalışan gerek Hristiyan olsun gerek Hristiyan olmayan olsun kişiler bu inanç açıklamasının İsa'dan sonra 2 ila 5 yıl arasında bir dönem içerisinde yazılmış olduğunu, oluşturulmuş olduğunu söylüyorlar, iddia ediyorlar. So there is no time for what we call a fish story, what David Hume calls a fish story to develop. Yani dolayısıyla bu inanç açıklamasına baktığımızda yani David Hume'un bahsettiği gibi bir balık hikayesi gibi bir şeyden bahsedilmiyor. Do you know what a fish story is? Bir balık hikayesinin ne olduğunu biliyor musunuz? I might catch a fish. Joshua might catch a fish and it might be this big. Yani örnek vermek gerekirse mesela Joshua olarak ben bir balık yakalayayım, bu kadar büyük bir balık. And then I might tell a friend of mine, hey, I caught a fish this big. Diyebilirim ki mesela bu kadar yakalamış olduğum bir balığı arkadaşıma gidip şöyle anlatabilirim. Ben bu kadar bir balık yakaladım diye abartabilirim. Exaggerate the size of the fish. Yani balığın boyutuyla ilgili abartılı bir şey söyleyebilirim. And then my friend will tell another friend, guess what? Joshua caught a fish and he might exaggerate a little bit more, this big. Ve bu arkadaşım da gidip başka bir arkadaşına daha da abartar diyebilir ki bak benim arkadaşım bu kadar bir balık yakalamış diyebilir. And that friend of a friend will tell another friend that Joshua caught a fish this big. Ve o arkadaşın arkadaşına, başka bir arkadaşına gidip diyebilir ki bak Joshua işte tam bu kadar, daha da büyük bir şekilde gösterip bu kadar balık yakaladı diyebilir. And it goes on and on and on. Ve bu şekilde devam ederse hikaye. And by the time this story gets to another country,
Ve ne zaman bu hikaye başka bir ülkeye vardığında, orada da anlatılmaya, konuşulmaya başlandığında they might say Joshua caught a whale. Şu hale dönüşebilir yani. Joshua bir balina yakaladığına kadar gidebilir. This is what I was taught in university. My professor has told me that the life, death and resurrection of Jesus Christ was a myth. It was a fish story. İşte benim liberal olan o üniversitedeki profesörümün bana dediği şey de öğretti, yani öğrencilere öğrettiği şey de buydu. İşte İsa Mesih'in ile ilgili bu anlatılan olaylar, işte yaşamı, ölümü, dirilişiyle ilgili sadece bir balık hikayesidir. However, this creed here disproves that theory. Ancak buradaki inanç açıklaması bu teoriyi, bu profesörün teorisini çürütmektedir. In fact, concerning this creed, German historian and New Testament scholar Hans von Kappenhoffen wrote. Ancak bu Alman German historian Alman tarihçi ve yeni antlaşma bilgini Hans von Kappenhoffen. He wrote this account. This creed here meets all the demands of historical reliability that could possibly be made of such a text. Yani bu kişinin iddia, yani şu şekilde bu metinle ilgili bir yorum yapmıştır. Bu hikaye tarihsel gerçekliği güvenilebilirlik adına o kadar çok şeyi kanıtlamaktadır ki, desteklemektedir ki sadece böyle bir tekst, böyle bir tarihsel gerçeğin varlığını iddia edebilir, ispat edebilir. Another scholar named A.M. Hunter said, ve bir başka bilgin olan Hunter adlı kişi şunu demiştir. The passage preserves uniquely early and verifiable testimony. Yani bu metin eşsiz bir şekilde erken ve doğrulanabilir bir tanıklığı korumaktadır. It meets every reasonable demand of historical reliability. Yani tarihsel gerçeklik için gerekli olan tüm mantıklı her bir koşulu sağlamaktadır. If this creed, if Jesus Christ did not live, nor die, or rise from the dead, our faith, as it says in verse 2, is in vain. Yani eğer İsa Mesih yaşamamışsa, ölmemişse ve gerçekten ölümden dirilmemişse, ikinci ayette Paulus'un dediği gibi bizim imanımız da boştur. Listen to what Paul says in 1 Corinthians chapter 15, verse 17. Let's go to verse 17 of ve the same chapter. Aynı bölümde, 1. Korintiler 15. bölümde Paulus'un 17. ayette ne dediğine bir bakalım. 1 Corinthians chapter 15, verse 17. 1. Korintiler 15. bölüm 17. ayet. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. So this is why it is very important for us. It relates to salvation. İşte neden bu bizim için önemli demiştik? Çünkü bu inandığımız şey bizim kurtuluşumuzla bağlantılıdır. And we are, if it's not true, we are people most to be pitied. Yani en acınacak durumda olan kişiler biz oluruz eğer bu inandığımız şey boşsa, yalansa. We're going to take a look at a few other relevant creeds. Biz biraz daha bununla bağlantılı olan diğer inanç açıklamalarına bakacağız kutsal kitaptan. These passages are also taken from the Bible. Yani bu metinler de aynı zamanda kutsal kitaptan alınan metinlerdir. We're going to take a look at these passages from the Bible to see what it says about the gospel. Yani bu bakacağımız metinlerde müjde hakkında neler denildiğine bakacağız aslında. If you could maybe do this for homework, but if you look at these passages, these are considered to be creeds as well. Yani belki bunu ev ödevi olarak kendiniz daha sonra yapabilirsiniz ama bu metinlere baktığımızda aslında bu metinler içerisinde de inanç açıklamasını görebiliriz. İnanç açıklaması ile ilgili şeyler görebiliriz. From those passages, we can understand that the gospel is Jesus's life, his death and his resurrection. Ve bu metinlere bakarak da aslında gördüğümüz şey inanç açıklaması ile ilgili olarak müjde İsa Mesih'in yaşamı, ölümü ve dirilişi ile alakalı bir şeydir, bir bildiridir. So why is the historicity of Jesus' life, death and resurrection important to us? O zaman İsa'nın yaşamı, ölümü, dirilişinin tarihsel gerçekliği bizim için neden önemlidir?
Another passage we'll be looking at is Romans chapter 1 verse 16. Bir diğer ayette bununla ilgili bakacağımız Romalılar 1. bölüm 16. ayet. Romans chapter 1 verse 16. Romalılar 1:16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. If the gospel is not true, eğer müjde doğru değilse, gerçek değilse, there is no power of God unto salvation for us who believe. Dolayısıyla Tanrı'nın gücü ya da iman edenler için kurtuluşta yoktur. We are still dead in our sins. Hala da bizler günahlarımızın içerisinde ölüyüzdür. There is no hope for us. Ve bizim için ümit yoktur. And that's why the life, death and resurrection, the historicity of the life, death and resurrection is important to us. Dolayısıyla İsa Mesih'in yaşamı, ölümü, dirilişiyle ilgili tarihsel gerçeklik bizim için çok önemlidir. So we're going to look at some evidence for the resurrection. Bizler şimdi biraz da bundan sonra dirilişle ilgili, gerçeklikle ilgili biraz bakacağız, ona bakacağız. But before we do that, we're going to look at some critics and skeptics who turned Christian after much investigation of the evidence. Ancak bunu yaparken de ilk olarak bakacağımız şey de birçok araştırma sonucunda Hristiyan olan, Hristiyanlığı yani Hristiyan olan şüphecilere değineceğiz. Birkaç örnek vereceğiz onlardan. The first person we're going to look at is a man by the name of Sir William Ramsay. Birinci bakacağımız kişi Sir William Ramsay adında kişi. He's considered to be one of the greatest archaeologists of all time. Yani gelmiş geçmiş en iyi arkeologlardan birisi olarak görülüyor. Sir William Ramsay was skeptical of Luke's accuracy and doubted that Luke even wrote the book of Acts. Yani aslında Ramsay aslında birazcık da Luka'nın yazdıklarıyla ilgili, geçerliliğiyle ilgili biraz şüpheyle bakıyordu tarih, yani yazdıklarının geçerliliğiyle ilgili. Sir William Ramsay who lived about 100-150 years ago. Yani William Ramsay yaklaşık 100-150 yıl önce yaşamış birisidir. Lived in a time when scholarship said that Christianity was a fabrication of the second century. Ve yaşadığı dönemde yani o dönemdeki bilginler ya da ileri gelenler bilim dalında şunu söylerdi. İşte Hristiyanlık aslında ilk 200 yılda oluşturulmuş, yani bir fabrika ürünü gibi bir meydana getirilmiş bir şeydir diye söylüyorlardı. During Sir William Ramsay's time, they said that the scholars, critics, the Bible critics of that time said that the Bible was, or the New Testament rather, was invented or written in the second century rather than the first century where it takes place. Ve o dönemdeki insanlar, William Ramsay'nin yaşadığı dönemdeki insanlar aslında kutsal kitapta geçen şeylerin, yani yazılı bu kutsal kitabın ilk yüzyıla ait değil de ikinci yüzyılda yazıldığını, ikinci yüzyıldaki kişiler tarafından yazıldığını, ortaya getirildiğini, oluşturulduğunu iddia ediyorlardı. So in the book of Acts, Luke mentions 32 countries, 54 cities and 9 islands. Ve Luka'nın yazdığına bakın. Which 32 countries in the Gospel of Luke, sorry, in Acts, in the book of Acts. Yeah. Luka'nın Elçi İşleri kitabında 32 ülkeden, 54 şehirden ve 9 adadan bahsettiğini görüyoruz. Because Sir William Ramsay believed that Luke couldn't have known the accuracy and he couldn't have written this, he was very skeptical of the book of Acts. Dolayısıyla William Ramsay de diyordu ki ya bu adam Luka zamanında bu kadar şeyi bilemez, yani işte bu kadar şehir, bu kadar ülke, bu kadar ada neyse. Bunu bilemeyeceğini tahmin ederek birazcık Luka'nın bu yazdıklarına şüpheyle bakıyordu. Sanki o yazmamış gibi diyordu. But there's so much detail in the book of Acts with the cities, the people, the countries, islands, etc. Ancak Luka'ya baktığımızda gerçekten ülkelerin,
şehirlerin ve adaların falan bütün bu ismi geçen şeylerin yerlerin ne kadar detaylı yazıldığını görüyoruz. So as a skeptic, he began to dig as an archaeologist. Dolayısıyla bütün bu şeyleri gören William Ramsey bunları okuduktan sonra, gördükten sonra o zaman bir arkeolojik olarak gerçekten doğru mu değil mi diye daha da fazla araştırmaya başlıyor Luca'nın yazdıklarını. And he eventually became a believer. Ve sonunda araştırmaların sonunda gerçekten bir imanlı oluyor, iman ediyor Mesih'e. Dig after dig verified were corroborations for the facticity of the Book of Acts. Dolayısıyla ne kadar çok araştırmalar yani kazılarını yaptıkça, daha da fazla araştırdıkça aslında Elçiler İşleri kitabının gerçekliğini görmeye başlıyor. In fact, he said this is what he said. Luke's history is unsurpassed in respect of its trustworthiness. Yani şunları söylüyor aslında William Ramsey en sonundaki araştırmaların sonunda. Luca'nın anlattığı tarih eşsiz bir şekilde güvenilirlik konusunda eşsiz bir konuma sahiptir. Luke is a historian of the first rank. Yani birinci dereceden bir tarihçidir Luca. This author should be placed along with the very greatest of historians. Yani bu tarihçi Luca tüm tarihçilerin arasında en iyi tarihçilerin arasında yer alması gerekmektedir yazar olarak. The next person we're going to be looking at is a guy by the name of Lord Lyndhurst. He is the Attorney General. Bir sonraki bakacağımız kişi Lord Lyndhurst. Bu başsavcı diye mi çevriliyor? Baktım sözlüğe ama öyleymiş. Başsavcı imiş kendisi. Let's take a look at some of his qualifications. Onun hakkında birkaç özelliğe bakalım. Neymiş, kimmiş bu kişi? Okay, he was a Solicitor General of the British government. İngiliz hükümetinin başsavcısıydı diyor. Aslında İngiliz hükümetinde Lord tabiriyle bahsedilen bütün bu yasaları oluşturan kişidir. Yani yasaların tabirini yapan kişidir. Evet. Yani bu da İngiliz hükümetinin en üst adım yani. Daha doğrusu hukukta yasanın en üst adımı. En üst seviyedeki adam. Anayasa başkanı. Gibi. Bizdeki. whatever that was. Attorney General of Great Britain. Büyük Britanya'nın Adalet Bakanı. Adalet Bakanı. He was three times the High Chancellor of England. Bunu bilmiyorum işte başkan mı diye ya da rektör diye şey yapmış ama İngiltere'nin üç defa... Meclis başkanı. 3 defa İngiltere'nin meclis başkanlığını yapmış. And he was elected as a high steward of the University of Cambridge. High steward. Başkanı yani. Başkanı evet. Tamam. Yani Cambridge Üniversitesi'nde rektör olarak seçilmiş. Can you imagine having all this on your resume? Yani sizin bu iş başvurusundaki CV'nizde bütün bunları yazdığınızı bir düşünsenize. Okay. Başkan, Adalet Bakanı, bilmem ne, rektör. He started off as a skeptic. Yani bu adam şüpheci olarak yola çıkıyor. And this is the conclusion he came to. Ve daha sonra vardı sonuç şu. Looking at the evidence, he came to this conclusion. Yani bakalım bu şeye söylediklerini diyor. I know pretty well what evidence is. Yani ben bir kanıtın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. And I tell you. Şunu söyleyebilirim size. Evidence for the resurrection. Diriliş için olan kanıt. Has never broken down yet. Hala da çürütülmemiştir. He too became a believer. Bu kişi de Lyndhurst de kendisi de iman etmiştir daha sonra. Another person we're going to look at is a man by the name of Dr. Simon Greenleaf. Bir sonraki bakacağımız kişi Dr. Simon Greenleaf, yeşil yaprak. Those of you who have studied law will probably have heard of this person. Ve bu kişi de hukuk mu oluyor bizde? Hukuk tanımış birisi, hukuk çalışmış birisi, hukuk okumuş birisi. He is a professor of law at Harvard University. Ve Harvard Üniversitesi'nde hukuk profesörüydü. Dr. Greenleaf authored a 3-volume set entitled A Treatise on the Law of Evidence. Ve Dr. Greenleaf 3 volümlük bir setin bir kitap setinin yazarıydı. O da kanıt yasaları üzerine tez. And this is considered one of the greatest legal volumes on evidence in the entire history of legal procedure. Yani bu yazılan bu 3 volümlük 3 ciltlik set
aslında tüm yasal prosedür tarihi içerisinde yazılmış en büyük, hani kanıt üzerine yazılmış en büyük eserdir. Okay. He was challenged by his Christian students to check the validity of the resurrection. Aslında öğrencileri onu bir şekilde şey yapıyor. Hani validity, the reliability of the resurrection of Jesus Christ. İsa Mesih'in dirilişinin gerçekliği üzerine aslında onu bir mücadele ediyorlar. Yani onun gerçek olup olmadığını araştırsın diye profesörü biraz zorluyorlar öğrencileri. He was challenged to refute the eyewitness testimony of the New Testament evangelists. Ve yeni anlaşmadaki müjdecilerin görgü tanıklığı üzerine bir araştırma yapması için öğrencileri onu birazcık teşvik ediyorlar, söylüyorlar. So as a skeptic and a critic of the Bible, he determined once and for all to expose the myth of the resurrection. Ve bu yüzden kendisi de bir şekilde ilk ve son kez, yani bir kere eline de olsa, bu diriliş mitini, efsanesini saptamak üzere kendisi yola çıkıyor. However, after thoroughly examining the evidence for the resurrection, Dr. Greenleaf became a zealous Christian. Ve uzun zaman yaptığı çalışmalar sonucunda, hani her ne kadar bu dirilişi bir efsane gibi kanıtlamaya çalışsa da, uzun çalışmalar sonucunda o da kendisi de aslında bir Hristiyan oluyor, iman ediyor. This is the conclusion he came to. Onun da vardı sonuç şu. It was impossible the apostles could have persisted in affirming the truths they had narrated. Bu elçilerin hikaye anlattıkları bu gerçeklerin ardından gittikleri bu gerçeklerin doğrulamaları anlamadım ben. Yani kendi uydurdukları bazı gerçeklerin ardından gitmeleri bu elçilerin imkansızdı. Eğer İsa Mesih gerçekten dirilmeseydi, kendi uydurdukları bu yalanın hikayenin ardından gitmeleri imkansız olurdu. Had not Jesus Christ actually risen from the dead? From his conclusions, he wrote an examination of the testimony of the four evangelists by the rules of evidence administered in the courts of justice. Ve kendi sonuçlarından, varlıkları bu sonuçlarından yola çıkarak bu kişi aynı zamanda şunu yazıyor. Adalet Bakanlığı, Court of Justice. Öyle mi? Adalet Bakanlığı'ndaki kanıt, rules of evidence. Kanıt bölümünün bu dört müjdeci tarafından, tanıklığı tarafından incelenmesi, araştırılması gibi bir şey yazıyor. Uzun bir başlık. Alright, great, thank you. You're doing a good job. A long time. Yeah. Alright, the next person we're going to talk about is a guy, more contemporary, a guy by the name of Lee Strobel. Bir sonraki bahsedeceğimiz kişi daha böyle çağdaş bir yazar, Lee Strobel adında birisi. Okay. Lee Strobel was another atheist. Lee Strobel bir ateist birisiydi. His wife was also an atheist. Onun eşi de ateistti. But his wife became a Christian. Ancak eşi Hristiyan oldu daha sonra. Being a staunch atheist, Lee Strobel, there was tension in the family. Dolayısıyla çok bir şey olduğu için, sıkı bir ateist olduğu için evin içerisinde karı koca arasında bayağı bir sıkıntı yaşandı, geçimsizlik oldu. And at one point Lee Strobel actually wanted to get divorced. Gerçekten Lee Strobel öyle bir duruma gelmişti ki eşinden boşanmak istiyordu. O kadar kavga ediyorlardı. Now Lee Strobel, he graduated from Yale University. Lee Strobel Yale Üniversitesi'nden mezun birisi. Law school. Hukuk üzerine okumuş birisi. Yale Law School is considered the top law school in the U.S. Yani Yale Üniversitesi hukuk alanında Amerika'daki en iyi üniversitedir. And he also had a good job as a journalist working for the Chicago Tribune. Chicago Tribune için çalışmış bir gazeteciydi. So he had a very reputable journalist as well as a lawyer. Yani bir avukat olduğu kadar, iyi bilinen bir avukat olduğu kadar bir de gazeteci kimliği de vardı.
using his skills in journalism and in law, he wanted to put Jesus Christ, the historicity of Jesus Christ, on trial. Dolayısıyla hem yasa ile ilgili yetkin bilgisinden dolayı hem de gazeteciliğinden ötürü aslında İsa Mesih sanki bir ona karşı bir mahkeme oluşturuyor. Onun dirilişini, yaşayışını, ölümünü sorgulayan bir mahkeme oluşturmuş kendi kafasında. He looked at all the evidence for the historicity of Jesus' life, death and resurrection. Ve İsa Mesih'in yaşamı, ölümü ve dirilişiyle ilgili olan bütün tarihsel bilgileri topladı, onlara baktı. And he interviewed many scholars and experts in their field. Ve kendi alanlarındaki birçok alim ve uzmanla konuştu bu konuda. To make a long story short, this staunch atheist eventually became a very zealous Christian. Yani uzun lafın kısası dersek, uzun laf hikayeyi kısaltırsak, bu gerçekten sıkı, katı olan ateist, o da Hristiyan oluyor. In fact, he eventually became a pastor at one of the largest churches in the U.S. Ve Amerika'daki büyük kiliselerin bir tanesinde pastör oluyor daha sonra. And now he is a very fervent apologist. Ve şimdi kendisi çok ateşli bir inanç savunmacısı. He wrote these two books that I've read. İşte bu iki kitabı yazdı ve bu iki kitabı okudum. On his investigation on the evidence for Jesus Christ. Yani işte o yapmış olduğu bütün çalışmalarından sonra derlenmiş bir kitap. O İsa Mesih'in ile ilgili kanıtlarla ilgili bir kitap. I like to read books, but I usually don't finish most of the books I read. Ben genelde kitap okumayı çok seviyorum ama başladığım kitapları pek bitiremiyorum genelde. I'm probably reading about 100 books right now, but almost none of them I finished. Şu ana kadar belki de 100 tane kitap okumuştum ama hiçbirini tam olarak bitirmemişimdir. But when a book is really good, I finish it. Ama bir kitap gerçekten çok iyiyse onu gerçekten bitiririm. And if the book is exceptionally good, I read it two times. Eğer sıra dışı bir şekilde iyi bir kitapsa o zaman o kitabı iki defa okurum hatta. Yeah, these books I actually read two times. Dolayısıyla ben bu iki kitabı hayatımda iki defa okudum. So I would encourage you guys to maybe read these books and check out the evidence for yourself. Yani ben de aynı şekilde sizlerin bu kitapları okumanızı ve kendiniz için İsa Mesih'le ilgili kanıtları toplamanızı bulmanızı isterim bu kitaplar aracılığıyla. Bu kitaplar aracılığıyla var. Var mı? Evet, we have those books in Turkish too. Oh, is that right? Oh, excellent. Okay, so those books are available in Turkish? Okay, excellent. The next person we're going to be looking at is a guy by the name of Sir Lionel Lucro. Gördüğünüz adam, bir sonraki bahsedeceğimiz kişi. Hiç zorlamayacağım. And this person, Lee Strobel actually admired this person as a law student. Bu da aslında Lee Strobel, the person we looked at before, actually admired this guy as a law student. Admired this guy? Yeah, he admired this guy. Lee Strobel, bir önceki bahsettiğimiz kişi aslında Luko'yu hukuk öğrencisi olarak yani hayranlık duyduğu bir öğrenciydi aslında. Okay, and you can see... Yok, hukuk öğrencisiyken bu adam buna bakıyormuş yani. Lee Strobel hukuk öğrencisiyken bu adama... Örnek olarak yani. Görüyorum. Okay, and you can see why if you look at his qualifications. Eğer onun bu kişinin, Luko'nun özelliklerine bakarsanız neden Lee Strobel'ın buna hayran, bu kişiye hayran olduğunu görebilirsiniz. He's considered to be the greatest lawyer of all time. Yani tüm zamanların en iyi hukukçusu olarak bilinmektedir. If you go to the Guinness Book of World Records, yani Guinness Rekorlar kitabına baktığınızda the Guinness Book of World Records hails him as the most successful lawyer of all of the world. Yani Guinness Rekorlar kitabı bu adamın tüm dünyadaki en başarılı hukukçu olarak tanıtmaktadır. He's won over 245 murder trials in a row. Yani sırayla hiç kaybetmeden 245 cinayet davasını kazanmış bir kişidir. Hiçbirini kaybetmeden. There's no lawyer that even comes close. Yani bu rekora ya da bu başarıya yaklaşan başka hiçbir avukat yok ya da hukukçu yok. As a skeptic, as an unbeliever, he turned his expertise to the question of whether the resurrection of Jesus Christ fits the test of legal evidence. Ve aslında tüm bunlara rağmen bu kişi İsa Mesih ile ilgili anlatılanları, gerçekliği yasal prosedür ya da yasal kurallar çerçevesinde test etmiş birisidir İsa Mesih'in durumunu.
And the conclusion he came to was this. Ve bunun sonucunda vardığı sonuç şu. I say unequivocally that the evidence for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof which leaves absolutely no room for doubt. Şunu söyledim diyor ki bu kişi İsa Mesih'in dirilişiyle olan kanıtlar o kadar su götürmez bir şekilde varlar ki o kadar fazlasıyla varlar ki ve kabul edilmemesi için hiçbir şüpheye yer kalmamaktadır. Okay. That is a short list of people who were once unbelievers, skeptics that became Christian. İşte bu da size bir zamanlar şüpheci olup daha sonra Hristiyan olmuş kişilerle ilgili vereceğim küçük bir listeydi, küçük bir örnekti. There are many, many more people. Ya bunlar gibi bir sürü kişi var aslında. And there are also Muslims that also have turned Christian as well. Yani Müslüman olup da bu şekilde Hristiyan olan birçok kişi var örnek olarak. I did some research and I even found Turkish Muslims who eventually became Christian as well. Yani ben de kendi araştırmamı yaptım ve bu alanda Müslüman olup da Türk olup bu araştırmaların sonucunda Hristiyan olmuş kişiler de var, onu biliyorum. Some of them were scholars or professors. Bu Türk kişilerden bazıları işte profesördü, bilim adamlarıydı. Some of them were teachers or just regular people. Bazıları öğretmenlerdi, normal sıradan insanlardı belki. I even found a terrorist who actually eventually became a Christian. Hatta yani araştırmalarım sonucunda bir teröristin bile Hristiyan olduğunu gördüm, tanık oldum. Okay. So the evidence for Jesus Christ is very important for us. Dolayısıyla İsa Mesih'in ile ilgili dirilişiyle ve yaşamıyla ilgili kanıt bizim için çok önemlidir. If Jesus Christ did not rise from the dead, eğer İsa Mesih ölümden dirilmemişse gerçekten, then our faith is futile and useless. O zaman imanımız boş ve yararsızdır. If there is no crucifixion, that means there is no atoning blood. Yani eğer çarmıh yoksa inancımızda demek ki kefaret için akıtılan kan da yoktur. Which means there's no sacrificial lamb. Dolayısıyla kurbanlık kuzu diye bir şey de yoktur. No savior for the world. Dünya için bir kurtarıcı da yoktur o zaman. That means there's no need to believe in Christianity. Dolayısıyla Hristiyanlığa inanmanın da bir ihtiyacı yoktur, gerek yoktur Hristiyanlığa. Our faith is useless without a crucifixion or a resurrection. Dolayısıyla çarmıhsız ya da dirilişsiz bir iman boş ve yararsız bir imandır. Okay. We're going to take a look at a few more evidence. Birkaç tane daha kanıta bakacağız bu akşam. There is a high priest mentioned in Matthew 26, Luke 3 and John 18. Ve bir Kayafas adındaki baş kahine bakacağız. Matta 26'da, Luka 3'te ve Yuhanna 18'de adı geçiyor kişinin. And they actually found Caiaphas's ossuary, the bone box, discovered in 1990. Ve aslında bu Kayafas'ın adı geçen, İncil'deki Kayafas'ın 1990'da içine kemiklerinin konulduğu o ne diyorlar mezar anıtı mezarı bulunmuştur. Okay, that's just an example, another example of evidence. Here's another example where the skeptics were proven wrong. Ve biraz önceki bahsettiğimiz bir örnekti yani kanıt olarak. Bir diğer örnekte şüphecilerin yanlış olduğunu ispatlayan örneklerden bir tanesi olacak. Okay, the crucifixion where Jesus was had to suffer from. İsa Mesih'in acı çekmesi gereken bu çarmıha geriliş. Okay. Do you know who invented the cross, this penalty? Yani bu çarmıh cezasını kim icat etti siz biliyor musunuz? Which group of people invented the cross? Hangi insan grubu toplumu bunu icat etti, buldu? Romans. No, not Romans. İskender, büyük İskender. It's most likely the Persians or the Carthaginians, but the Romans perfected it. Yani büyük bir ihtimalle Persler ya da Kartacalılar. Kartacalılar bulmuştur ama Romalılar bunu mükemmel hale getirmiş yani en işlevli hale getirmiş kişilerdir. The Romans knew how to use the cross. Dolayısıyla Romalılar çarmıhı nasıl kullanacaklarını çok iyi biliyorlardı. Now, for a long time, the skeptics said that during Jesus's time, there is no the Romans stopped using the cross as a death penalty. Dolayısıyla birçok şüpheci şunu diyor ki İsa Mesih'in zamanına gelene kadar bu kullanılıyordu ama İsa Mesih'in zamanına gelindiğinde aslında ölüm cezası olarak
çarmıh kullanılmadı diye iddia ediyorlardı şüpheciler. If the biblical critics are correct, then that means if there was no such thing as crucifixion during Jesus' time, then Jesus could not have died on the cross. Dolayısıyla bu kutsal kitabı eleştiren şüphecilerin dedikleri doğruysa, yani o dönemde Romalılar kullanmayı bıraktı ya da kullanmıyorlar diyorlarsa çarmıh, o zaman Mesih'in çarmıhta ölmesi gerçeği, kutsal kitabı bahseden şey, o zaman yanlış, yalan oluyor. A few decades before the death of Jesus Christ, they did have the penalty of crucifixion. Yani İsa Mesih'ten birkaç 10 yıl önce, you said four? Four decades. No, a few decades, about maybe about 50, 60, 70 decades. 50, 60, 70 years before. Yani İsa Mesih'ten birkaç 10 yıl önce, yani işte 150-160 yıl önce belki kullanılmıştır. Yani en son kullanıldığı zamanlar o dönemdedir diye söylüyorlardı şüpheciler. For example, in Spartacus, there's the movie actually out, but Spartacus was actually a historical figure. Ve örneğin mesela Spartacus, yani gerçek bir tarihsel karakter, hatta filmi de çıkıyor, filmi de var. Onun döneminde kullanıldığı söyleniyor. He led a slavery revolt against the Romans. Ve Spartacus aslında Romalılara karşı bir ayaklanma, isyan çıkarıyor kendi halkıyla beraber. This was approximately 50 to 100 years before Jesus' time. Dolayısıyla bu bahsettiğim olay İsa Mesih'ten 50 ila 100 yıl önce oluyor. Spartacus and his men actually lost a very important battle. Ve Spartacus ile adamları aslında Romalılara karşı çok önemli bir savaşı kaybediyorlar. Against the Roman general Crassus. General Crassus. Yeah, general Crassus. General Crassus, they had a war. Spartacus and general Crassus. Adamın adı değil mi bu? Evet. General Crassus ile Spartacus arasında bir şey oluyor ve Spartacus kaybediyor, değil mi? Yeah. General Crassus won the war and captured many of Spartacus's men. İşte bu adam Spartacus'un karşısındaki adam, unutuyorum ismini. Spartacus'a karşı savaşı kazanıyor ve Spartacus'un birçok adamını esir tutsak ediyor. And along Appian Way, Appia Via, along Appian Way, Crassus crucified 6,000 of Spartacus's men. Ve bu yol adı ne bu yolun Türkçesi? Türkçesini bilmiyorum. Yani bir yol üzerinde 6000 tane çarmı gerdiriyor. Yani oradaki Spartacus'un adamlarını çarmıha gerdirerek yolun kenarlarına astırıyor onları. And the reason for this, for the crucifixion was, it was such a horrendous way to die. Aslında çarmıhınla ilgili olan bir gerçeklik de gerçekten acı verici, çok zulüm içeren bir ölüm şekliydi. Öldürme şekliydi. The reason it was on Appian Way was that it was a street, a road that many, many people passed through. Ve aslında Spartacus'un adamlarının asılı olduğu o yolun, kenarlarında asılı olmuş olduğu yolun orada çarmıha gerilmelerinin sebebi çok kullanılan bir yoldu, işlek bir yoldu. Herkes, birçok kişi oradan geçiyordu. The Romans did this on purpose because they wanted to strike fear in the hearts of people who walked by. Dolayısıyla Romalılar bunu bilerek o yolun kenarına yaptılar ki bu insanları çağırmaya geldiler ki oradan geçen insanların içerisinde yüreklerinde bir korku uyandırsın, bir endişe uyandırsın. So when people walked by and saw people on a crucifix on a cross, they would be like, "Whoa, I'm not going to rebel against the Roman Empire." Dolayısıyla o yoldan geçen kişiler sağa sola baktıklarında, çarmıha gerilmiş kişileri gördüklerinde, bunları gördüğüme göre o zaman ben de Romalılara karşı hiç isyanda bulunmayayım diye düşünüyorlardı. So one of my views is that one of the reasons the Roman Empire was such a successful empire for such a long time was because of the crucifix, the cross. Benim yani kendi düşüncelerimden bir tanesi de Roma İmparatorluğu neden bu kadar uzun süredir başarılı bir imparatorluk olduğunu düşünürsem, sanki bu çarmıhı ve ondan gelen korkuyu kullanarak insanları idare etmesi olarak görüyorum. Bu korkuyu kullanması olarak görüyorum. Now by the time of Jesus' time, the critics say that there was no longer crucifixion; it was obliterated, no longer a practice. Ancak eleştirmenler, yani kutsal kitaba karşı eleştirenler, kutsal kitabı eleştirenler, İsa Mesih'in zamanında artık bu çarmıha gerilme şeyinin uygulanmadığını, cezasının uygulanmadığını söylüyor. Artık ortadan kaldırılmış olduğunu söylüyorlar. But what they found later on was the remains of a man nailed to
a cross discovered in 1968. Ancak daha sonra şunu buluyorlar 1968'de çarmıha gerilmiş bir adamın adamdan o çarmıhtan geriye kalan bir parça bulunuyor. You can see a spike here. Bu çivi görüyor musunuz o taşın içinde geçmiş olan ya da neyse o taş. The bones of the feet and the ankle over here. Pardon taş diye bir kemikmiş. Ya ayak ya da ayak bileğinin kemiği o. This is the bones of a man in his late 20s. Yani 20'li yaşlarının sonunda olan bir kişinin ayak kemiği olarak düşünüyor, ayak bileğinin kemiği. They actually dated this. To 180. Aslında buna bir test uyguladıktan sonra bu kemiği milattan sonra 100. yıl olarak tarihlendirdi. About 70 years after the death of Jesus Christ. Yani bu ne demek oluyor? İsa Mesih'in ölümünden sonra 70 yıl sonra çarmıhla ilgili bir iz görülüyor. So this was evidence that they must have had the penalty of crucifixion during Jesus' time. Dolayısıyla bu kanıta bakarak neyi görüyoruz? Eğer gerçekten milattan sonra 100. yıla aitse ki öyle, o zaman İsa Mesih'in zamanında da çarmıh cezası yürürlükteydi. We're going to look at a few non-Christian historians and other people who recorded Jesus and his life and sometimes even his death and resurrection. Şimdi biraz da Hristiyan olmayan tarihçilerin kayıtlarına, yazılarına bakacağız İsa Mesih ile ilgili olarak. So this person who's not Christian by any stretch of he was not Christian at all. Cornelius Tacitus, first century historian. Ve bu kişi Cornelius Tacitus ya da Tacitus neyse Türkçesi bu Romalı birisiydi ve 1. yüzyıldaki tarihçilerden birisiydi. He says to suppress the rumor, Nero false charge and punish Christians who were hated. Christus, the founder, was put to death by Pontius Pilate, procurator of Judea in the reign of Tiberius. Burada yazdığı şeyde şunu söylüyor. Nero bütün bu söylentileri bastırmak için kendisiyle ilgili yanlış olan o söylentileri bastırmak için Hristiyanları yani Kristus'tan nefret eden Hristiyanları şey yapıyor, cezalandırıyor. The founder ve onların başkanı da bu Hristiyanların başkanı da Pontius Pilatus tarafından ölüme mahkum ediliyor. Pontius Pilatus da Yahudiye bölgesinin Tiberius'un hükmü zamandaki Yahudiye bölgesinin neydi? Temsilcisiydi. But the pernicious superstition repressed for a time broke out again, not only through Judea where the mischief originated, but through the city of Rome. Ancak tehlikeli bu söylentiler, hurafeler bir kez daha patlak veriyor ve sadece Yahudi'de değil, bundan sonra sadece tekrar bu fesat, ayrımcılık ortaya çıktığında, bütün Roma'da bu şey bastırma devam ediyor, Hristiyanlar üzerindeki baskı devam ediyor. If you notice here, there's another person that was mentioned, Pontius Pilate. Buradaki bahsedilen bir diğer kişiyi de görüyoruz, değil mi? Pontius Pilatus. Okay. For a long time, the skeptics, the critics, said that Pontius Pilate was probably not a historical figure. Ve uzun zaman aslında, belirli bir zaman boyunca eleştirmenler, işte şüpheciler, Pontius Pilatus'un bir gerçek bir tarihsel karakter olmadığını iddia ediyorlardı. Okay. But relatively recently, they found the Pilate Stone, what they call a Pilate Stone. Ancak yani biraz daha yakın zamana baktığımızda Pilatus taşı ya da kayası denilen bir şey bulundu son zamanlarda. Okay. This archaeological finding, this limestone bronze inscription attributed to Pontius Pilate was found in Caesarea. Yani bu bulunan kaya taşındaki bu blok ve üzerindeki bu yazı yazılmış blok Pontius Pilatus'a ait olduğu söyleniyor, düşünülüyor ve Caesarea bölgesinde bulunmuştur. And this was discovered in 1961 by Italian archaeologist while excavating an ancient theater built by the decree of Herod the Great. Aslında bu kaya taşından yapılmış olan blok İtalyan bir arkeolog tarafından tam bu büyük Herodes'in emriyle inşa edilmiş olan antik tiyatroyu bulmak için kazı yaparken bulduğu bir şeydir.
actually, if you can, if you look here, you can actually even see his name here. The end of his name, Pontius, T.S. here, and then Pilatus, you look here. Sen oraya bakarsanız ikinci satırda işaret ettiği yerde isminin son kısmını görüyoruz. Pilatus'u görüyoruz. Pontius'un S'si var, gerisi de Pilatus olarak görebiliyorsunuz ismini. Okay. And then a few other non-Christian sources of evidence. Ve birkaç tane daha diğer Hristiyan olmayan kaynaklara bakalım bu kanıtlarla ilgili olarak. You have Josephus Flavius. Josephus Flavius adında kişi. And these are his dates. İşte onun yaşadığı tarih milattan sonra 37 ile 100 yıl arası, 100. yıl arası. He's a Jewish Roman historian, mentions Christ. Ve İsa Mesih'ten bahseden Yahudi Romalı bir tarihçidir. His supposed sorcery. Onun ileri sürdüğü büyücülük. His death and resurrection. Ölüme ve yaşamı yani Mesih'in. And his brother James and John the Baptist. Ve onun kardeşi Yakup ve vaftizci Yahya'dan bahsettiği söyleniyor. You have Gaius Suetonius. Suetonius. Yeah, go ahead. Yani bu kişi hiç okumayacağım bile. Milattan sonra 117-138 yılında yaşamış bu adam. These are his dates. He's a second century. He didn't live long, right? Like his days. Actually, I'm not too sure. I think this is when he was a historian. Oh, tamam. Tarihçi olduğu yıllarmış. Ben dedim. Okay. Çok az yaşamış bu adam. Milattan sonra işte tarihçi olduğu dönemler bu yıllar. I think they're like estimation. He's another Roman historian. Bu da bir diğer Romalı tarihçi. That record references to Christ. Ve yazdıklarının içerisinde Mesih ile ilgili şeylerden bahsediyor. Recorded the riots which broke between the Jews and the Romans in the year 49. Ve milattan sonra 49. yılında Yahudilerle Romalılar arasındaki yani ortaya çıkan bu ayaklanmadan bahsediyor. During the investigations of Christ's claim. Christ's claims? Yeah, the claims of Christ. Yani İsa Mesih'in iddialarının ilgili araştırma yaparken. And then you have Thallus in AD 52 reporting. Ve milattan sonra 52. yılında var olduğu düşünen Thallus. About the darkness and earthquake that occurred during Christ's crucifixion. Ve aynı zamanda İsa Mesih çarmıha gerilirken meydana gelen o karanlık. Karanlığın çökmesi ve depremin olmasından bahsediyor. And he's referencing Julius Africanus. Julius Africanus'a da göndermede bulunuyor, ondan da bahsediyor. And then you have Pliny the Younger. Genç Pliny, milattan sonra 61 ile 112 yıl arasında. And these are his approximate dates. Yani yaklaşık tarihler bunlar. He was a Roman author that mentioned the spread of early Christianity. Ve Romalı bir yazar bu da. Hristiyanlığın ilk Hristiyanlığın putperest tapınaklara nasıl ilerlediğinden bahsediyor, yayıldığından bahsediyor. To pagan temples and includes early Christian practices. Aynı zamanda ilk Hristiyan uygulamalarının nasıl olduğundan da bahsediyor. Okay, we're going to move quickly. We have Trajan. Trajan. Trojan, virüs gibi yani. Zaten oradan geliyor. Trojan, İmparator Trojan. Okay, and he's Roman and he talks about the corrective actions towards Christians that took place. Yani Hristiyanlara karşı yapılan onları düzeltmeye yönelik hareketlerden bahsediyor. Hadrian also talks about the early judgments towards Christians. Ve Hadrian da Hristiyanlara yönelik yapılan ilk yargılamadan bahsediyor. We have the Talmud. And it explicitly states that Jesus was killed on the eve of the Jewish Passover. Ve Talmud var burada. Talmud'un da bahsettiği İsa Mesih'in Yahudi Fısıh Bayramı'nın o arifesinde öldürüldüğünü net bir şekilde belirtiyor. And 40 days even before his crucifixion, he was what was it? Stoned. He was going to be like they were planning to stone him for sorcery. Ve aynı zamanda çarmıha girmeden 40 gün öncesinde aslında büyücülükten ötürü az kalsın taşlanacağını ama bunun yerine daha sonra asıldığından bahsediyor. Ya büyük ihtimalle çarmıha üzerinde. But instead he was later hung. We have Toledoth in the second century. Toledoth Yesu 2. Yüzyılda.
Approximately 2nd century, we're not 100% sure exactly when. Tam olarak bilmiyor, büyük bir ihtimalle o dönemde. This was anti-Christian documents that record what happened to Christ's body after his death. Bu ölümünden sonra Mesih'in bedenine ne olduğunu içeren, kayıt, onunla ilgili kayıtlar içeren bir Mesih karşıtı bir belge aslında. Mesih'in. And we have Lucian, and he talks. He's a Greek person that talks about the practices and facts of the Christians. Ve Lucian da 2. yüzyılda Hristiyanların uygulamaları ve gerçekleriyle ilgili ilk uygulamaları ve gerçekleriyle ilgili kayıt yani kaydetmiş, kayda geçirmiş satirist neydi? Yazar. Yazar. Hicivci. Hicivci. Öyle yazmış işte hicivci. Okay, and there's many more, but we're not going to go into all the evidence, but there's many more. Yani bundan tabii ki daha da fazlası var. Bunların hepsini bahsetmeyeceğiz ama bilin ki çok daha fazla kanıt var. In fact, Jesus' life, death, and even resurrection is one of the most well-tested events of ancient history. Aslında İsa Mesih'in yaşamı, ölmesi ve dirilmesi antik tarihi ki olaylardan aslında doğruluğu kanıtlanmış en önemli, en doğruluğu kanıtlanmış olaydan bir tanesidir. Olaydır kendisidir. We have more evidence than any person of antiquity. Yani biz bu antik zamanlarda yaşamış kişilere baktığımızda en fazla kanıta İsa Mesih'le ilgili olanları biliyoruz sahibiz. Well, one of the leading critics of the historicity of Christians, okay? He's a liberal scholar named John Dominic Crossan. Ve bu İsa Mesih'in ölümü ya da dirilişiyle ilgili tarihsel gerçekliğe ilgili ona karşı eleştiride bulunan günümüz çağdaş eleştirmenlerden birisi de John Dominic Crossan. He's the guy you see on TV a lot on documentaries about the reliability of the Bible and about Jesus and so forth. Bu kişiyi aslında televizyonlarda görüyoruz. Kutsal kitabın güvenilirliğiyle ilgili ve İsa Mesih ile ilgili belgesellerde falan görüyoruz bu kişiyi. He's one of the most famous contemporary critics of the reliability of the Bible. Yani bu günümüzde aslında kutsal kitabın güvenilirliğine karşı eleştiride bulunan en önemli figürlerden bir tanesi. He's also from the Jesus Seminar. Jesus Seminar. Jesus. Ve aynı zamanda İsa Mesih Semineri adındaki biraz